Cumhuriyet Halk Partisi mağdur olan, mazlum olan herkesin hakkını savunur. Bunu siz de bilirsiniz. Biz Türkiye'de Kürt sorununun varlığını yine ilk önce bu parlamentoda söyleyen partiyiz. Kürt sorunu sizin tek elinizde bir sorunda değildir. Sorunun çözümsüzlüğünde AKP kadar belki sizin de suçunuz var. Bunu da böyle göreceksiniz. Bu bir. Ergenekon balyoz sanıkları değil. Ergenekon balyoz mağdurlarının avukatlığını yaptık, evet. Yapmaya da devam ederiz. Siz bugün hala Ergenekon ve balyoz davasındakiler için sanık diyorsanız bence kendinizi bir gözden geçirin. Onu da söyleyeyim. Kaldı ki AKP ile işbirliğimizi yok şu bu diyor, tamam da bize önce şunu ya sizin ya AKP'nin açıklaması gerekir. Daha Oslo'da, Dolmabahçe'de, İmralı'da, Kandil'de içtiğiniz kahvelerin fincanları soğumadı. O kahveleri içerken ne konuştunuz? Gelin burada bu millete biriniz bunun hesabını verin. Kürt sorununu çözmek isteyen bunu mecliste çözer. Bu meclisin dışında başka adres arayarak Kürt sorunuyla ilgili çözüm üretmeye çalışmak olsa olsa Kürt sorunundan beslenmektir. Cumhuriyet Halk Partisi kandan, kinden, ırk aidiyetinden beslenen bir parti değildir. Sayın Genel Başkanımız kaçak sarayla ilgili olarak bir devlet meselesi olmaması durumunda oraya gitmeyeceğim dedi. Genel Başkan'ın laflarını da çarpıtmayın. En başında bir devlet krizi olursa oraya gideceğini beyan etti. Bunu da altını özellikle çizmek istiyorum. Berkinlerin, Ali İsmail'lerin kanlarını da bence buralara CHP eleştirisi üzerinden alet etmeniz doğru değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 133 milletvekili sizden daha fazla o çocukların davasına sahip çıkmıştır. Bunları doğru bulmuyorum. Yani bir iktidarla sorununuz var. Siyaseten bir yere sıkıştıysanız CHP'ye çamur atarak o sıkıştığınız alandan kurtulabilirsiniz.